geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ağlama döneciğim, dur bakalım. Antalya'dan misafirlerim var. Bir anne, abi ve enişte. 34 yaşındaki çocuklarını aramak için stüdyomuza geldiler. 5 Haziran Pazar günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboluyor çocuğumuz. Ablasının iş yerine giden gelen, böyle kaybolmayla falan filan da ilgisi olmayacak, yani kaçmayacak, göçmeyecek bir çocuktan bahsediyoruz. Dönem dur bakalım, dur önce fotoğrafını gösterelim. Belki inşallah güzel haberler alırsın. Kıyamam sana. Şimdi az önce yeni geldi ailede. Abi Hüseyin'in röportajını izledim. Aslında olay şu. Yine bir arkadaş grubu. Bunlar da nasıl arkadaşsa arkadaş grubu demeye de bin şahit gerek ama. Bir arkadaş grubundan bahsediyorlar. O arkadaş grubunda bizim aradığımız Ahmet Atıoğlu. Yazacaktın Kadriye bana. Bir arkadaşı var. İsmi neydi? Sezer miydi? Sezer'le ilgili bir silah ve para problemi yaşıyor. Ailenin öğrendiğine göre hepsini de kaybolduktan sonra öğreniyorlar tabii. Sezer diyor ki sen benim paramı, silahımı çaldın. Ve birbirlerini hani gördüğümüz yerde birbirimizi öldüreceğiz şeklinde tehditler savurduklarını öğreniyor aile. Daha sonra çocuk ablama gidiyorum diye evden çıkıyor. Bir anda telefonu kapanıyor. Sonra gidiyorlar Sezer'i buluyorlar bunu öğrenince. Yanlışım varsa düzeltin. Sezer diyor ki yok canım diyor, biz diyor barıştık onunla diyor. Ondan sonra bakın diyor, ben ona diyor mesaj da attım sen benim kardeşimsin falan diye diyor. Fakat bakıyor Hüseyin Bey abi, o mesajlar yazılmış da gönderilmiş ama karşı tarafa iletildi diye bir şey yok. Yani o mesajlar Ahmet'in telefonu kapandıktan sonra Sezer'den atılmış. Sonra bir arkadaş daha çıkıyor ortaya, onun adı neydi? Evren. O da Evren. Evren de işte hem bunları anlatıyor aileye, böyle böyle oldu falan diye. Evren de bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki biz bir başka arkadaşların evine gitti. Yukarıya çıktı apartmandan, ben 3 saat aşağıda bekledim. İnmedi. O gün bugündür ortada yok. O arkadaşlar kim apartmandaki? Evren'le İmran. Evren'le İmran. İmran. Bekliyor, Mete diye diğer şahıs da aşağıda bekliyor. Evren'le İmran'ın yanına çıkıyor Ahmet. Mete'nin dediğine göre 2,5-3 saat inmiyor. Aşağıda bekliyor. İnmiyor. 2,5-3 saat beklediğini söylüyor Mete. Evren de yukarıdan indiğini iddia ediyor. Mete ne diye aşağıda beklemiş 2,5-3 saat? Beklediğini söylüyor. 2,5-3 saate yakın bekledim diyor yani kendisine. O niye yukarı çıkmamış? Tanımıyor. Evren'le diğer şahısları tanımadığı için. Yani Ahmet demiş ki ona hani aşağıda bekleyin dediği için. O da aşağıda bekliyor yani. 3 saat bekliyor. Evet öyle diyor yani. Az önce de bilgi geldi Alanya'dan. Motoru bulundu Ahmet'in. Maskeli birinin bıraktığını, görgü şahitlerinin söylediğini falan. Şimdi işin enteresan tarafı şu, aile geldikten sonra evet biz de az önce haberi aldık. Aslında motosikleti, oğlunuzun motosikleti kaybolduktan yani yeni bulunmamış. Motosikletin sanırım kaybolduktan bir gün sonra bulunmuş. O da Antalya'daki seyir terası, bilir Antalya'yı bilenler. Zaten Hüseyin Bey de diyor ki biz bütün akrabalarımızla hep oraları gösterdiği için günlerdir o seyir terasını ve civarını aradık. O bulunuyor fakat... Şimdi yeni gelen bilgiye göre motosikletin sizin çocuğunuz kaybolduktan sonra maskeli bir şahıs tarafından oraya bırakıldığı tespit etmiş şu anda emniyet yetkilileri. Hırçan. O yüzden orası da hareketli. Muhabir arkadaşlarımız da oradalar. Bir önce Hüseyin Bey anlatsın derli toplu. İnşallah düşündüğümüz gibi değildir. Bir yerdedir. Bir haber veren çıkar. Ben önce bir fotoğraf gösterip bekleme taraftarıyım. Ama Antalya'ya da bağlanacağız az sonra. Ailesiyle birlikte Antalya Alanya'da yaşayan 34 yaşındaki Ahmet Atıoğlu 5 Haziran'da şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. 5 Haziran'dan beri kardeşim Ahmet Atıoğlu'ndan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. En son eniştemle ablamı arıyor. Geleceğini söylüyor. O gün andan itibaren bir daha bilgi alamıyoruz kendisinden. Ailenin edindiği bilgiye göre Ahmet Atıoğlu kayıplara karışmadan bir gün evvel Sezer isimli arkadaşıyla bir problem yaşadı. İddia o ki Ahmet Atıoğlu bu kavgada öldürülmekle tehdit edildi. En son öğrendiğimiz kadarıyla Sezer denilen bir arkadaşının parası, aralarına geçen para, silah çalındı muhabbetiyle alakalı bir sorun yaşadığını öğrendik. Hatta bu Sezer denilen arkadaşla birbirlerine ölüm tehdidi mesajlarına kadar birbirlerine göndermişler. Kim kimi gördüğü yerde vurmazsa gibisinden.
ağır ithamlarda bulunmuşlar birbirlerine. Biz Sezer'e sorduğumuzda bu konuları aralarında büyütmeden kapattığını söyledi. Ayın 6'sında mesaj attığını söylüyor kardeşime. Hatta kardeşimin telefonuna hiçbir şekilde iletilmeden okunmadığını da görüyoruz gönderdiği mesajlarda. Biz kardeşiz gibi aralarında bir şey yokmuş havası yaratmak gibi bir hava şeyi vardı sanki. Bize gösterdiği mesajlar hiçbir şekilde kardeşimde okunmamış, yani iletilmiş ama okunmamış hiçbir şekilde. Kardeşimin telefonu Mete denilen bir arkadaşta çıktı. Bu Mete dediğimiz arkadaş da aynı zamanda Sezer'le bayağı bir samimi bir diyaloğu olan bir arkadaş. Mete dediğimiz şahıs da kardeşimi en son gören kişilerden biri. Hatta en son kardeşimle beraber. Duralım, şu Mete'yi de bir bulur musunuz bana? Yani niye senin kardeşinin telefonu Mete'de çıkıyor? Sattığını söylüyor. Nasıl satmış? Sattı diyor bana telefonu diyor. Aramadı. O gün hepsi her şey o gün olmuş yani. Nedense. Yani sen telefonunu buluyorsun Mete'de, kardeşin telefonunu. Mete de diyor ki bana sattı diyor. Sattı diyor bana. Hatta benim ekranı iş yeri, kırık bir şekilde ekranı sattı. Kırık bir şekilde sattığını söylüyor. Hatta benim iş yerimin önünde bana para vereceğini söylüyor. Ben sana parasını bırakacaktım hatta Ahmet abiyi göremeyince diye. Telefon olaydan... parasını bırakacağım. Ha, parasını bile vermemiş yani. Vermemiş. Evet. Müge Hanım. Efendim. Normalde Mete'ye ulaşmak için benim bir arkadaşım var. Mahmutlar'da oturuyor. Onun manevi çocuklarımız birimizin. Onun da adı Mete. Onu tutuyor, selam veriyor. Diyor ki Ahmet abiyi gördün mü diyor. Hı. Yok diyor o da. Neden diyor, hayırdır diyor. Ya biraz eşyası var, telefonu bende diyor. Onun üzerine Mete'yi biz buluyoruz. Yani kardeşleri, abileri buluyor. Ha, gene kendisi söylüyor yani telefonu bende diye. Evet. Ya bu en sonu İmran'la Evren de bunlar sevgililermiş. Yani evet. Gene bu telefonu onda çıkan Mete diyor ki bu İmran'la Evren'in apartmanına girdi. Ben bekledim 3 saat, aşağı inmedi diyor. Evet. Evet. Beni dışarı çıkarmıyorlar. Bir şey bilmiyorum. Arkadaşlarını bile bilmiyorum. Ay canım benim. Biz de tanımıyoruz hiçbir arkadaşını. Hep istiyorlardı benden üzülmeyeyim diye. Ama bak şimdi daha çok üzüldüm. Bir anne olarak giderdim arkasına. Bırakın çocuğumun peşini derdim. Bir tanem ama 34 yaşında ne yapacaksın? 34 yaşında çocuğun yaşına hangi anne düşebilir? Giremiyorum da her yere. Şüpheleniyorum bazı hareketlerinden kasadan sonra. Emin değilim. En son benim psikolojim bozuldu. İntihara kalkıştım. Ölmek kurtuluş dedim. Yeter, yoruldum çünkü. Kıyamam sana ya. Ama sen sağlamdır ki çocuğun. Yoruldum canım. Çok yoruldum. Çok haklısın. Çok haklısın. Yani gene bir saçmalıklar silsilesi yani. O yüzden dur diyorum. Niye şimdi bu çocuk, normal bir çocuk niye telefonu versin, kapatmaz birine, parasını almadan versin? Niye telefon ekranı kırık olsun? Niye sonra bir iki sevgilinin apartmanına girsin de telefonu üzerinde kırık bir şekilde bulunan Mete onu aşağıda 3 saat bekledikten sonra inmedi desin? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.